Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ümmet coğrafyasının her bir köşesini muhabbetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programı başlıyor. Bugün 14.500 kilometre uzakta Kuzey Amerika'da, Meksika'da bir hidayet hikayesini konuşacağız. Çok değerli konuğumuz Carlos, bugünkü ismiyle Yusuf. Hoş geldiniz Yusuf Bey, nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Carlos Yusuf, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yani Carlos'luktan Yusuf'luğa geçiş aşamanız nasıl oldu? Eski hayatınızı biraz tanıyabilir miyiz sizi? Ben 1987 yılında Meksika'nın başkenti olan Mexico City'de doğdum. Çocukluğum biraz zor geçti. Ailem ile daha çok orta sınıfın konakladığı bir mahallede oturuyorduk. Mexico City'de oturduğum için ve babamla annem çalıştıkları için özgürce yaşayabildim. Çok şükür ki küçüklüğümden itibaren okuma alışkanlığını kazandım. Şu anki gibi internete erişebilmek kolay değildi. Onun için evimde sadece kitap vardı. Çocukluğum Katolik okullarında geçti, lise ve ergenlik dönemi kadar. Bu da ileride büyük bir değişim için beni hazırlıyordu. Çocukluğum biraz zor geçti diyebilirim. Etrafımda alkol ve halka agresif davranış kazandıran sapık dini inançlar vardı. Gerçekten ilginç bir hayatınız var. Yani Katolik bir sistemde yetişmenize rağmen, ailenizin sizi Katolik bir okula göndermesine rağmen sorguluyorsunuz. Kafanıza yatmadığı şeyleri araştırmaya başlıyorsunuz. Böyle bir hikayeyle beraber. Peki yaşadığınız coğrafya Meksika'da İslam'a bakış açısı nasıl? Hakikaten Meksika'da İslam hakkında çok az bilgi var. Üniversitede bile farklı ülkelerden gelen öğrencilerle iletişim kurduğum halde İslam'ın tam anlamıyla ne olduğunu kimse bilmiyordu. Müslüman olduğumu söylediğim ilk gün sınıf arkadaşlarımın çoğu bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Bilenlerin ise İslam'a karşı olumsuz izlenimleri vardı. Terörizm, aile içi şiddet ve eril egemenliğiyle dolu izlenimlerdi. Ben o zamanlarda Müslümandım ve bu imajı değiştirmek için bir nevi kendimi sorumlu hissediyordum. Biz Meksikalılarda İslam'ın sadece Arapların dini olduğu algısı var. Hristiyanlık ve Yahudilik ile İslam'ın arasında benzerlikler araştırılmıyor. Müslüman olduğumu söylediğim anda bana sorulan ilk soru, "Nerelisiniz? Doğuştan Müslüman mısınız?" olmuştu. Bir Meksikalı'nın benim kendi kararımla Müslüman olduğumu veya İslam'ı kabul ettiğimi anlaması cidden çok zor. Herhangi bir kabile veya aile soy ağacıyla alakalı olmadığını ve bunun tamamen bireysel bir karar olduğunu anlayamıyorlar. Peki Yusuf Bey, İslam'la tanışmadan önceki sizin İslam'a bakış açınız nasıldı? Müslüman olmadan önce benim kafam biraz karışıktı. Fazla bilgim yoktu. Tek öğrendiğim kitaplardan ve ansiklopediden okuduklarımdı. Çok objektif bilgiler de değildi neticede bu konular. Nasıl bir izlenimim vardı? Ne kadar karışık olsa da olumlu diyebilirim. Benim bakış açımdan Müslümanların, aslında o zamanlarda Arapların demeye alışmıştım. Sırf Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bilimsel araştırmalar yapmaları beni çok etkiledi. O zamanlarda alimlerin bir ayeti alıp onun üzerinde tefsir yaptıklarını okudum. Bana göre çöldeki birkaç bedevinin böyle bir girişimde bulunmaları etkileyiciydi. Yine de diğer Meksikalılar gibi, İslam'ın evrensel bir din değil, sadece Arapların dini olup onlar için geçerli olduğunu düşünüyordum. Peki Yusuf Bey, şu an Latin Amerika'da İslamiyet'in ve Müslümanların durumu nedir? Şu an ne şekilde yaşıyorlar? Oradaki İslamiyet'in ahval nedir? Bunu sizden alalım. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? İDEF olarak neler yapıyoruz? Sizden bunları öğrenelim inşallah. Depende un poco del contexto. Tabii ki bu insandan insana değişir. Ama ben İslam'la şereflendikten sonraki hikayemden örnek vereceğim. Latin Amerika'da yaşayan biri olarak edindiğim tecrübemden bahsedeceğim. Benim için zor bir süreçti. Çünkü ailem ne kadar kabul ettiyse de Latin Amerika'da İslam'ı yaşamak için gereken altyapıya sahip değildik. Mesela Meksika'da helal etin olduğu bir girişim yok. Bu ilk karşılaştığımız sorunumuz. İkincisi, yüz ölçümü büyük olan bu topraklarda küçük bir topluluk olmak. Mesela Meksika 120 milyon nüfuslu bir ülke. Ancak 5000 Müslüman ya varız ya yokuz. Bunun içinde yabancı, çalışan, öylesine gezen insanlar dahil. Yerli olarak ülkenin çeşitli yerlerine dağılmış olarak ben 3000'den fazla değiliz derim.
Hocam gerçekten 120 milyon insanın içinde 3000 kişi gerçekten çok az sayıda ve bunun bir sürü zorlukları var. İşte helal et noktasında bahsettiğiniz gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Caminin olmaması başlı başına bir handikap zaten. Peki bu 3000 kişilik o Müslüman çevre içerisinde sizin ailenizde bu sayıya dahil mi? Ailenizden Müslüman olanlar var mı? La guía viene de Allah. Sin embargo, tabii ki hidayet Allah'ın elindedir. Neredeyse bütün ailem Müslüman oldu. Annem, kardeşlerim benim sayemde olduğunu söylemek istemiyorum. Israr ediyorum, hidayet Allah'tandır. Ailemin İslam'ı kabul etmemeleri ilk endişelerimden biriydi. Ve elhamdülillah, kız kardeşim, ilk o Müslüman oldu bundan 12 sene önce. Annem 10 sene önce, abim ise annemden birkaç ay sonra oldu. Bunların hepsi beni çok mutlu etti. Çünkü artık küçük bir topluluk, cemaat sayılabilirdik. Önceki soruda verdiğim cevabımdan hareket ederek, Meksika'daki Müslümanların çoğu yabancılardan oluşup, Meksika'ya kendi kültürünü empoze etmeye çalıştıkları için bayramlarda Pakistanlılar Pakistanlılarla, Ürdünlüler Ürdünlülerle bayramlaşırdı. Biz Meksikalılar ise ortada kalırdık. Bizim Meksikalı Müslüman kimliğimiz de yoktu. Kardeşlerimizin bazıları için bu da büyük bir sıkıntı yarattı. Daha önce bahsettiğim gibi ailem benim Müslüman olmamı kabul ederken bazı kardeşlerimizi kendi aileleri resmen sokağa attılar ve herhangi bir cemaate geldiklerinde aidiyet veya uhuvvet hissiyatına sahip değillerdi. Ailemin Müslüman olması benim için bayramları birlikte geçirebileceğim, Ramazan ayında iftarımı yapabileceğim, cemaatle namaz kılabileceğim bir ortam demekti. Meksika'da itiraf ediyorum, şu andakinden daha uzun bir süre tebliğ faaliyetlerinde bulundum. Yaklaşık 13 kişinin Müslüman olmasına vesile olduk. Buna elhamdülillah bir aracı olduğumu düşünmek istiyorum. Ama hala Meksika'nın toplam nüfusa göre çok küçük bir sayı olduğunu kabul etmeliyiz. Bu 13 kişiden bazıları hala İslam üzere, bazıları da başka ülkelerde. Herhangi bir destek olmadan Meksika'da Müslüman olmanın ve İslam'ı yaşamanın zorluğundan ötürü dinini bir kenara bırakmış durumda. Tabii Yusuf Bey, birçok zorluklardan bahsediyorsunuz gerçekten. Yani burası gibi değil ya da İslamiyet'in yaşandığı, topluca yaşandığı ülkeler gibi değil. Siz de bu hidayet bulma hikayenizde ne tür zorluklar yaşadınız, nasıl oldu, neler gelişti, nasıl Müslümanlığı tercih ettiniz? Mi historia es un poco extraña, puesto que... Hikayem biraz tuhaf. Önceden yok denilecek kadar az bilgim vardı. Yine de farklı bulup önceki inancıma göre daha mantıklı olduğunu düşünüyordum. Meksika'da bir cemiyete gittiğim ilk gün. Cemiyet diyorum çünkü Meksika'da cami yok. Kiralanıp özellikle cuma namazı ve diğer vakitleri kılmak için ayarlanan yerler var. Ramazan içinde toplanma yerlerimiz oluyor. Ama vurguluyorum, Meksika'da tam anlamıyla cami dediğimiz bir yer yok. 20 sene önce Meksika'da tebliğ faaliyetleri yürüten Suriyeli bir abiyle tanıştım. O gün aslında kendisiyle tartışmak ve münazara etmek için gitmiştim yanına. Gidip Tanrı'nın olmadığını kanıtlamaktı niyetim. Bana söylediği şey o kadar netti, o kadar mantıklıydı ki kelime-i şehadeti o anda getirdim. Bu da tek bir ilah vardır, ona hiçbir şey benzemez sözüydü. Bu cümle İslam'ın gerçek olduğunu anlamam için yeterdi. Ayrıca bana Allah'tan gelen ilk ayet, İkra ayetidir. Oku ve öğren diyor Mevla demişti. Ben bunu arıyordum. Körü körüne bağlanan, dindar bir insan olmak istemiyordum. Neye inandığını bilen ve bunu kanıtlayabilen bir insan olmak istiyordum. Katolik iken yavaş yavaş terk ettiğim şey tam buydu. Çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerde bulunma fırsatım da oldu. Bu küresel bir İslam bakış açısı kazandırdı bana. Sadece Suriye, Malezya ve Türkiye'den değil, İslam'ın büyümeye başladığı ve Müslüman cemaatlerin organize olup Müslümanlara İslam'ı yaşama hakkını veren Amerika Birleşik Devletleri de ve bazı Avrupa ülkelerinde. Latin Amerika'daki İslam ile kıyaslama gibi bir fırsatım da oldu. Birkaç sene önce Latin Amerikalı bazı kardeşlerimiz de Umre'ye gitmek nasip oldu. Onlar da yaşadıkları her zorluğu ve kendi hikayelerini bana anlatırken, bu konuda ekonomisi ortalamada yüksek, yüz ölçümü büyük olan ama İslam için altyapı sahibi olmayan tek ülke olduğunu anladım. Meksika'dan çok El Salvador'da, Honduras'ta ve Guatemala'da Müslüman var. Bu da hem beni şaşırttı hem de üzdü maalesef. Ama Müslüman olduğumdan beri insanlara İslam'ı bizim zannettiğimiz, duyduğumuz gibi sadece Araplar için bir din olmadığını, erkek egemenliği veya terörizm içeren bir din olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bilakis İslam'ı Resulullah'ın yoluyla Allah'a karşı muhabbet beslemekten ibaret olduğunu söylüyorum. Ve bu da etkili olmaya başlıyor. Hatta bir gün okuduğum üniversitede İslam'ın ne olduğunu anlatmam için bir sohbet vermeme izin verdiler.
Bugüne kadar hala her fırsatta ilmim kadarıyla anlatmaya devam ediyorum. Evet, hala Meksika'da Müslüman olmak çok çetin bir süreç. Ne kadar ön yargılı olmasalar bile bu zamanlarda, bu çağda artık insanlar yeni bir din aramaya ihtiyaç bile duymuyorlar. İnsanlar her dinden soğuyup hayal kırıklığına uğramış durumda. Son zamanlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı sosyal hareketler, insanları ancak bu dünyaya, para kazanmaya ve çalışmaya odaklanması gerektiğini vurgulayıp ahireti unutturuyorlar. Mesela insanlar dinliyorlar ama ne zamanki dinen yasaklanan bir şey görseler, örnek olarak alkol içmek yasaktır, bunun çok radikal olduğunu düşünüyorlar. Bunun Meksika kültürünün bir parçası olduğunu, insanların diğer insanlara ikramda bulunduğunu hissettiren bir jest olduğunu düşündükleri için bunu kendi hayatlarından çıkarmak biraz zor. Hala başka sorunlarımız var. Mesela İslam'ı kabul eden insanların oranı daha çok düştü. Bu da iki Meksikalı Müslüman arasında da evlilik gerçekleşememesi anlamına geliyor. Normalde İslam'la şereflenen Meksikalı kız kardeşlerimizin yabancı biriyle, yani Pakistanlı, Faslı veya Mısırlı bir Müslüman ile nikahlandığını görüyoruz. Meksika'da kalanların ise kendi belirledikleri mehir miktarı bazen akıl dışı olup 2 milyon Meksika pesosu, 3 milyon Türk lirası civarında olabiliyor. Bu da ikinci bir Müslüman neslin olmasına engel oluyor. Bununla birlikte bizim evlilikle alakalı olan anlayışımız biraz farklı. Bazıları bunun çok uzun vadeli olduğunu bile görmüyorlar. Bundan dolayı çok boşanmalar oluyor. Ortada Müslüman çocuklar var ama anne ve baba İslam'ı bırakıyorlar. Ya da tek bir taraf İslam'ı korumaya çalışıyor. Ancak dediğim gibi bu da çok zor bir konudur. Bu da Müslüman bir okul, medrese veya 5 vakit namaz kılınabilecek bir yer olmadığından kaynaklanıyor. Var olan merkezler sadece cuma namazı ve Ramazan'daki iftarlar için açılıyor. Başka bir şey yok. Para los iftar de Ramadan y solo eso. No hay nada más. Evet Yusuf, peki İDDEF olarak orada ne faaliyetlerde bulunduk? Neler yapıyoruz? İDDEF tuvo a bien mandar a una persona mexicana. İDDEF, Meksika kültürünü bilen, Türkiye'de İslami ilimleri okuyabilen Meksikalı Osman Hoca'yı bize ilim öğretmeye göndermişti. Bir merkez açmıştı. Orada Ramazan iftarlarımızı da yapıyorduk. Maalesef proje bağışların yetersizliğinden dolayı sona ermek zorunda kaldı. Meksika bu merkezin kapanışından çok zarar gördü. Çünkü gerçekten bir altyapı oluşturulmaya çalışılan tek projeydi. Evet, maalesef kapandı ama biz hala oradayız. Tekrar açılmasını ve projenin kalkındırılmasını bekliyoruz. Çünkü bu projede insanlar yetişiyordu. İslam'a hazırlandıkları bir girişimdi. İslam sadece broşürlerden, diğer cemaatlerin veya Suudi Arabistan'ın dağıttığı kitapçıklardan ibaret değildi. Özellikle İslam'ı öğreten tek yerdi. İslam'ın herhangi bir versiyonu değil, İslam'ın ta kendisini öğretiyordu. Tekrar açılmasını bekliyoruz. Bize çok faydalı olduğunu hep söylemiştik. Bazı insanlar Arapça bile öğrendiler. Bize düşen ancak Allah'tan, Türkiye'de olduğu gibi, medrese, cami ve bu imkanlara sahip olmak için dua etmektir. Evet, inşallah temennilerin yerine gelir. Rabbim size de genişlikler ihsan eder ve kendinin hidayet bulması gibi birçok insana da hidayet rehberi olmanı Mevlam nasip etsin. Oradaki Müslüman kardeşlerimize çok selam ediyoruz. Amin. Onlara da Mevlam genişlikler versin. Burada her daim onlara dua eden kardeşlerinin olduğunu haber verirsen seviniriz. Allah razı olsun, uzaklardan geldin, misafirimiz oldun. Mevlam böylece cennette de buluşmayı nasip eylesin değerli kardeşim. Amin. Evet, Meksika'dan değerli kardeşimiz, Yusuf kardeşimizi konuk ettik. Onun Carlosluktan Yusufluğa nasıl geçtiğini, ne zorluklar yaşadığını, nelerle mücadele ettiğini gördük. Ve duaları var. Sizin gibi geniş imkanlara sahip olsak, daha nice insanların hidayetine vesile olsak diye dua ediyor. Bizler de amin diyoruz. Her daim İDDEF'e ve İDDEF hizmetlerine destek oldunuz. İnşallah aynı desteklerle birlikte kilometrelerce ötedeki kardeşlerimizin hem Müslümanlığı daha iyi yaşamaları ve diğer insanlara da İslamiyet'i anlatmalarına vesile olabiliriz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.